Anlık hazırlayacağımız domateslerimizi önce yıkayacağız. Evet, yıkadığımız domateslerin üst kabuklarını ayırıyoruz. Ve daha sonra da tek tek doğrayıp kabuğu ile birlikte rondomuza atıyoruz. Biberlerimizi de yıkadıktan sonra doğruyoruz. Rondodan geçirdiğimiz domatesleri tenceremize döküyoruz. Doğranmış biberlerimizi de ekliyoruz üzerine. Ve hepsini karıştırıyoruz. Sonra ocağımızı yakıyoruz. Kaynamaya bırakıyoruz bu karışımımızı. Evet, karışımımız kaynamaya başladı. Şimdi ocağımızı kısık konuma getireceğiz. 10 dakika bu şekilde kalacak. Evet, 10 dakika hafif ateşte kaynayan karışımımıza şimdi zeytinyağı ilave ediyoruz. Bir yemek kaşığı kadar. Biraz daha karıştırıyoruz. Daha sonra da bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave edeceğiz. Bunu da karıştırıyoruz. 2-3 dakika daha kısık ateşte bırakıp karışımımızı, daha sonra kavanozlara dolduracağız. Evet, şimdi 2-3 dakika daha kaynadıktan sonra şişemize koyacağız. İlk önce alt. Daha sonra kapağını yerleştirip sıkı bir şekilde kapatıyoruz. Daha sonra da bunu ters çeviriyoruz. Ters çevirdikten sonra karanlık bir odaya koyacağız. Ve bir gün boyunca böyle kalacak. Bu şekilde soğuyacak. Kesinlikle oynatmayacağız yerinden. Daha sonra da istediğimiz karanlık bir depoda, gün ışığından uzak bir yerde 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl muhafaza edebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.